İkinci Konya İsyanı. Muhterem efendiler, Anadolu ortasında çıkarılan dahili isyanların Yunan ordusu karşısında bulunan kuvvetlerimiz ve tertibatımız üzerinde yaptığı kötü tesirler, düşmanlarca beklenen neticeleri vermedi. Müdafaa kuvvetlerimiz üzerinde doğrudan doğruya tesirli olarak cephemizi yıkmaya yönelik harekatla beraber, cepheye yakın mıntıkalarda da ahaliyi ayaklandırmak düşmanların ehemmiyet verdikleri bir meseleydi. İstanbul bu hususta öteden beri çalışmaktaydı. Zeynel Abidin Partisi'nin Konya ve havalisinde vukuuna vasıta olduğu isyankar harekat, nihayet 1920 senesi Teşhin-i Evveli başlarında ortaya çıktı. Delibaş namında bir şaki 500 kadar asker firarisini başına topladı. 2-3 Teşhin-i Evvel 1920 gecesi Çumra'yı bastı. 3 Teşhin-i Evvel sabahı da Konya'yı işgal etti ve hükümete el koydu. Konya valisi bulunan Haydar Bey ve kumandan Avni Bey, mebus Avni Paşa'dır, Konya'da mevcut cüzi miktarda asker ve jandarmayla Alaaddin Tepesi'nde asilere karşı zikre değer bir kahramanlıkla müdafaada bulundular. Fakat asilerin çokluğu ve her taraftan hücumları karşısında asiler eline düştüler. Aynı günlerde Beyşehir'i ve Akşehir kazalarında da vazifeli olarak dolaşan askeri heyetlerimiz, oralardaki asiler tarafından vazife yapmaktan alıkonuldu. Ilgın kazasının Çekirköy'ü civarında toplanan 300 kadar asi de nasihat için giden heyete ateş etti. Konya güneyinde Karaman kazasında da asiler toplanmaya başladı. Sultaniye asiler eline düştü. Efendiler, bu isyan hareketlerine karşı Afyon Karahisar'dan ve Kütahya'dan sevk ettiğimiz Derviş Bey, Kolordu kumandanı Derviş Paşa'dır, kumandasındaki kuvvetler Konya kuzeyinde, meydan istasyonu civarında asilerle temas etti. Ankara'dan da bir süvari alayı ve bir dağ topuyla o zaman dahiliye vekili bulunan Refet Bey kumandasında sevk olunan kuvvet, meydan istasyonundan ilerleyen Derviş Bey kuvvetleriyle birleşti. Adana cephesinden de bir kuvvet Karaman'a doğru gönderildi. Konya üzerine hareket eden kuvvetler, asilerle birkaç çarpışmadan sonra 6 Teşrin-i Evvel 1920'de Konya'yı asilerden kurtardı. Oradan kaçan asiler, Koçhisar, Akseki ve Bozkır ve Manavgat istikametlerine gittiler. Diğer bir kısım asiler de Afyon Karahisar'la Konya arasında Kadınhan ve Ilgın'ı işgal ettiler. Bu mıntıkaya da Batı cephesinden Kaymakam Osman Bey kumandasında bir kuvvet gönderildi. Osman Bey müfrezesi Ilgın, Kadınhan, Çekil ve Yalvaç'ı yola getirdi. Güneyden gelen kuvvetlerimiz Karaman'ı kurtardı. İsyan mıntıkasında asileri tepelemeye muvaffak olan kuvvetlerimiz Bozkır, Seydişehir'i ve Beyşehir'ini de asilerden temizledi. Her tarafta asilerin döküntüleri kısmen bize sığındılar. Kısmen de Antalya ve Mersin istikametine firar ettiler. Delibaş, Mersin mıntıkasında Fransızlara sığındı. Muhterem efendiler, Yeşil Ordu Teşkilatı'ndan bahsederken izah etmiştim ki, kuvvet teşkilinde karşıt iki görüş çarpışmaya başlamıştı. Bizim takip ettiğimiz muntazam ordu teşkili fikrine karşı olarak, milis diyebileceğimiz bir nevi teşkilat fikrine genel bir cereyan vermeye çalışılıyordu. Reşit, Ethem ve Tevfik biraderler Kütahya civarında Kuvayi Seyyare namı altında ellerinde bulunan kuvvete dayanarak bu cereyanın başında ve hararetli bir surette çalışıyorlardı. Ordudan fayda yoktur sözleri ve Batı cephesi kumandanının taarruz teklifi. Batı cephesinde, orduda ve halk arasında ve hatta mecliste bu cereyan etrafında yapılan propaganda o kadar kuvvetli ve tesirli bir hale geldi ki, ordudan fayda yoktur dağılsın, hepimiz Kuvayi Milliye olalım sözleri her tarafta kulakları doldurmaya başladı. Batı cephesi kıtaları arasında Kuvayi Milliye halinde bir mıntıka ve bir cepheye sahip bulunan Ethem Bey müfrezesinin efradı, adeta müstesna ve askeri efrattan üstün, imtiyazlı, gıpta edilecek vaziyette görülmeye başlandı. Ethem Bey ve kardeşleri de herkes üzerinde bir nevi nüfuz ve hakimiyet tesisine başladılar. İşte bu sıralardaydı ki, Batı cephesi kumandanı Erkan-ı Harbiye Umumiye riyasetine Ethem ve Tevfik biraderlerin tesiriyle olduğu zannolulan bir teklifte bulundu. Yunan ordusunun Gidiz civarında bulunan yalnız bir fırkasına taarruz etmek.
Batı Cephesi Kumandanı düşman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde dağınık bulunduğunu ve Gediz civarındaki kuvvetinin zayıf ve yalnız bir halde bırakıldığını düşünürken, düşmanın manevi kuvvetinin düşkün olduğunu da kabul ediyordu. O tarihlerde Yunan ordusu 3 fırkayla Bursa mıntıkasında, 1 fırkayla Aydın havalisinde ve 1 fırkayla Uşak'ta ve 1 fırkayla Gediz'de bulunuyordu. Gediz taarruzu. Batı cephesi kumandanı 2 piyade fırkası ve Ethem Bey Kuvayi seyyaresini Gediz'deki Yunan fırkası üzerine gönderebilecekti. Bu hareketten parlak bir netice almayı kuvvetle ümit ediyordu. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Batı Cephesi Kumandanlığı'nın bu teklifini kabul etmedi. Çünkü düşman ordusu bizim ordumuzdan bütün itibarıyla kuvvetliydi. Biz henüz ordumuzu teşkil etmiş ve düzene sokmuş bir halde bulunmuyorduk. Cephanemiz miktarı da ihtiyatlı olmayı gerektiriyordu. Düşman aleyhine Gediz'de bütün cephe kuvvetlerimize müracaat ederek nispeten üstün bir kuvvet toplamak ve seri bir muvaffakiyet kazanmak belki mümkün olabilirdi. Fakat kuvvetimiz ve hazırlığımız böyle bir muvaffakiyeti genel ve neticeli bir muvaffakiyete ulaştırmaya müsait değildi. O halde bütün işe yarayan kuvvetlerimizi mevzi ve geçici bir muvaffakiyet elde etmekte kullanmış ve yıpranmış olacaktır. Bu takdirde düşman bütün kuvvetleriyle karşı taarruza geçerse her tarafta mağlubiyet muhakkak olurdu. Dolayısıyla cephenin ve hükümetin şimdilik asıl vazifesini ordu teşkilatını genişleterek ve artırarak cepheyi takviye ile sınırlamak lazım geliyordu. Memleketin hayat ve memat meselesini teşkil eden Batı cephesinde özel ve sınırlı fikirlere kapılmak caiz görülmüyordu. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi bu Gediz taarruzunun icra edilmesinde ısrar etti. Batı cephesi kumandanlığı ile haberleşme ile anlaşamadı. Bizzat Ankara'dan Eskişehir'de Batı cephesi karargahına gitti. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Paşa ile Batı cephesi kumandanı Ali Fuat Paşa'nın bu görüşmeleri neticesinde Ali Fuat Paşa vaziyeti mahallinde bir daha inceledikten sonra karar vermek üzere hareketi ertelemişti. Fakat birkaç gün sonra cephe kumandanlığının vuku bulan bildiriminden taarruza karar verildiği anlaşıldı. Efendiler, o günlerde bu taarruz lehinde her tarafta ve mecliste müthiş bir propaganda cereyan ediyordu. Düşman Gediz'de yalnızdır. Biz onu orada mahvederiz. Parlak bir vaziyet hasıl olur. Zaten Yunan ordusu kaçmaya hazırdır sözleriyle Gediz taarruzu lüzumu adeta genel bir kanaat haline getirilmek isteniyordu. Nihayet Batı cephesi kumandanı 61. ve 11. fırkalar ve Kuvve-i Seyyare ile 24 Teşrin'i evvel 1920'de Gediz'deki düşmana taarruz etti. Efendiler, dalgalı ve inzibatsız ve emir ve kumandasız bazı harekattan sonra malumunuz olduğu üzere Gediz'de mağlup olduk. Yunan ordusu bu harekete cevap olmak üzere 25 Teşrin'i evvel 1920 günü Bursa cephesinden taarruza geçti. Yenişehir'i İnegöl'ü işgal etti. Uşak'tan Dumlupınar sırtları ilerisinde bulunan kıtalarımıza taarruz etti. Kıtalarımız Dumlupınar sırtlarına kadar çekildi. Bu surette efendiler, cephenin her tarafında yeniden genel bir mağlubiyete uğradık. Batı cephesi kumandanının taarruza başladığında 4 gün sonra heyeti vekile de şu telgrafı okundu. Çavdarhisar 27-28-10-1920 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine 1. Kıtaların muharebe zayiatını süratle telafi ihtiyacındayız. Gediz Muharebesi, 300 muharip mevcudun bir taburun harp vazifelerine kafi gelmediğini gösterdiğinden tabur mevcutlarını 400 muharibe çıkarmak mecburiyetindeyiz. Malum muharebeler dolayısıyla tekmili depo kıtaları dahi cepheye sürüldüğünden talimli, silahlı ve teçhizatlı 1000 ikmal efradının hızla bilhassa Ankara'daki kıtalardan bu uygun değilse en yakın bir mahalden süratle verilmesini, 2. Harekat ve muharebeler giydirilebilen efradın dahi elbiselerini, ayakkabılarını parçalamış, dünden beri kar yağan dağlardan asker çıplak ve yalın ayak kalmıştır. Cephe kumandanlığı vekaleti emrinde hiçbir şey olmadığından bilhassa kaput, ayakkabı, pamuklu elbise, yelek, kuşak, kısaca havanın tesirlerinden muhafaza için ne verilmek lazımsa
15 bin hesabıyla süratle gönderilmesini ehemmiyetle arz ve rica ederim. 3. Müdafaa-i Milliye Vekaletine, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine ve malumat için cephe vekaletine yazılmıştır. Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat. Efendiler, Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa'nın henüz Gediz Muharebesi'nin cereyan etmekte bulunduğu bir sırada okuduğumuz bu telgrafnamesindeki muhteviyat, bilhassa hissolunan mala ve zihniyetin pek ziyade dikkate değer görülmesi tabidir zannederim. Askerin hali, kuvvetimizin miktarı, hazırlığımızın derecesi, bütün memlekette her bakımdan muhtaç olduğumuz kaynakların kudret ve kabiliyeti, bittabi bu telgraf tarihinden 3 gün evvel Batı Cephesi kumandanlığınca malum bulunuyordu. Her şey tamam olup da Gediz Muharebesi'nin cereyan müddeti olan 3-5 gün zarfında mı mahvolmuştu? Malum olan bütün hakikatlere rağmen Batı Cephesi Erkan-ı Harbiye-i Umumiye tarafından mı taarruza zorlanmıştı? Söz konusu telgrafname heyeti vekilde okunduktan sonra altına şu görüş yazılmıştı. Heyeti vekilde okundu, ileri sürülen sebepler ve vakalar makul bulunmadı. Gerekli yardımın yapılacağı tabidir. 3. alaydan tasavvur olunan kuvvet gönderilecektir. İsmet.